Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir menüyle karşınızdayım. İlk olarak çorbamı başlıyorum. Mercimek çorbası yapacağım. Burada 2 yemek kaşığı sıvı yağ var. Üzerine 1 tane soğanı yemeklik doğradım. Hafif yumuşayana kadar kavurdum. 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. 1 tane de patatesi küp küp doğrayıp kavurmuş olduğum soğanın içerisine ekledim. Soğanlarınızı çok uzun uzun kavurmayın. Hafif yumuşaması yeterli, rengi değişmesin. Mercimek ve soğanımı da çok az böyle karıştırıp kavuruyorum. İçerisine tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 2,5 çay kaşığı ekledim. Eğer az gelirse tuz ilavesi yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine geçecek kadar yaklaşık 5-6 su bardağı su ekliyorum. Eğer seviyorsanız mercimek çorbasını isterseniz tavuk ya da et suyu da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade yapmayı tercih ettim. Kaynamaya bırakıyorum. Ara ara böyle karıştırın. Kapağını kapatmayın çünkü mercimek çok çabuk taşabilir. Mercimeğimi, patatesler güzelce pişti. Patatesleri test edin. Eğer kaşıkla çok rahat bölünebiliyorsa zaten hazır demektir. Bu aşamada ister blenderdan geçirin, isterseniz makarna süzeyinden de süzebilirsiniz. Çorbamı ben bu şekilde süzdüm. Birazcık daha kaynatıyorum. Servis esnasında da üzerine eritilmiş tereyağı gezdireceğim. Şimdi burada köftemin harcını hazırlayacağım. Bir tane soğanı rendeledim. Bir diş sarımsak rendeledim. 250 gram kıyma, 2,5 yemek kaşığı irmik, birer çay kaşığı tuz, kimyon, kekik, toz kırmızı biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Güzelce bunları yoğuruyorum. Köfte harcımda başka herhangi bir malzeme kullanmadım ama sizin sevdiğiniz farklı baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Köfte harcım hazır. Böyle fındıklı ceviz büyüklüğü arasında bezeler alıp yuvarlıyorum. Böyle küçük porsiyonluk güveç kaplarım var. İçerisine paylaştırıyorum. Bu hazırlamış olduğum güveçteki köfteler bu verdiğim ölçüden çok rahatlıkla 4 kişiye hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla kişiye hazırlayacaksanız miktarları aynı oranda arttırarak hazırlayabilirsiniz siz de. Bu şekilde tamamını aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hazırladım bakın. Şöyle bir tepsinin içerisine aldım. Önceden ısıttığım 200 derece fırında bir ön pişirme yapıyorum köfteleri. Hafif bir ön pişirme yaptıktan sonra burada bir tane tatlı yeşil biberim var. 8 tane de çeri domatesim var. Eğer büyük domates kullanırsanız sayıyı daha da azaltabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle biberlerimden yerleştiriyorum. Köftelerimi bu arada tamamen pişirmedim. Orta derecede çünkü biberi domatesiyle biraz daha pişmeye devam edecek. Domates ve biberin üzerine doğradıktan sonra isterseniz çok az tuz serpebilirsiniz. Bu şekilde hepsinin üzerine paylaştırıyorum ve güveçlerimi tekrar 200 derecelik fırına veriyorum. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Hafif böyle biberlerim, domateslerim yumuşadıktan sonra çıkardım. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peyniriyle kaplıyorum. Tekrar fırına veriyorum. Burada sadece amacım kaşarın erimesi. Zaten köftem, domatesim, biberim pişmişti. Fırında güveçteki köftelerin pişerken ben bulgur pilavı hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim tenceremin içerisine. 2 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bugün ben sade hazırlayacağım bulgur pilavını ama isterseniz siz içerisine arpa şehriye de ekleyebilirsiniz. Tereyağımın eriyip kaynamasını bekliyorum. Böyle güzel eriyip kaynasın. O tereyağının lezzeti birazcık çıksın. Güzelce böyle kaynadı bakın. İçerisine 1 su bardağı bulgur ekliyorum. Tuzunu ekleyeceğim. Ben 2 çay kaşığı tuz kullandım. Çok az içerisine karabiber de ekleyebilirsiniz. Bulgur pilavına karabiber yakışıyor eğer seviyorsanız. Şöyle çay kaşığının ucuyla karabiberimi ekledim. Hafif kavuruyorum. Uzun uzun kavurmanıza gerek yok. Böyle biraz kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı su ekliyorum.
Şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Bakın pilavım kaynıyor. Yavaş yavaş suyunu da çekmeye başladı. Şöyle kapağını açıp bir tur karıştırıyorum. Yine kapatıp pişmeye bırakıyorum. Suyunun tamamını çekmesini bekliyoruz. Bulgur pilavım da hazır. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle düzelttim. Bütün yemeklerim hazır. Ben yanına şöyle bir kasede cacık hazırladım. Şöyle ilk önce güvecimi yakından size göstereyim pişmesini. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da pratik. Şöyle bulgur pilavımın da kıvamını size göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.